Biliyoruz şimdi biz bugün meclis üyesi diğer arkadaşlarımızın da önerilerini hep beraber alalım istiyoruz. Deposunda oldu. Şunu belirtelim. Bilecik Pelitözü Göleti il özelliklerimiz tarafından arazisi kamulaştırılarak sulama amaçlı olarak yapılan bir gölet. Daha sonra da tabii ilimiz için, ilimiz büyüdü. Bu eki yapıldığı dönemde nüfus ona göre azdı. İlimiz için önemli bir park ve mesir alanı haline geldi. Bu amaçla kullanılmak üzere zamanında belediyeye tahsis edildi. Daha etkin hizmet verileceği düşüncesiyle böyle bir uygulama yapıldı. Belli bir sürede hizmet verdi. Fakat daha sonra bu amacın dışında farklı amaçlarla kullanım amacı ortaya çıkınca sonuçta hani kirasız bir şekilde tahsis edilmiş idi. Bizler de özel idare olarak amacına uygun kullanılmasının doğru olacağını değerlendirerek bu duruma itiraz ettik. Ancak amaç dışı bir kısım yapılaşmalara gidilince de doğal olarak hukuki hakkımızı da kullandık. Yetki ve sorumluluğumuzu da kullanarak bu duruma engel olmak durumunda olduk. Bu tabii ki hiçbir zaman kurumlar arası bir çekişmeyi, tartışmayı amaçlayan bir şey değildir. Olamaz da zaten. Esas olan kamu hizmetinin en üst seviyede verilmesidir. Biz özel idare olarak devraldık burayı. Neyi devraldık? Kendi mülkümüzde olup da kirasız tahsis ettiğimiz mülkleri devraldık. Dolayısıyla bu mülkler üzerinde tasarrufta bulunma hakkımız var ve o hakkımızı da burada icra edeceğiz. Ama bu hakkı kullanırken de mümkün mertebe Bilecik halkının da en geniş şekilde istifade etmesini arzu ediyoruz. Belediye de, özel idare de insanlara hizmet için var olan kuruluşlardır. Bu anlayış içerisinde biz burada özel idare olarak sorumluluğumuzda olan kısımlarını, bazen onun ötesine de devlet olarak yapabileceğimiz şeyler varsa onları da yapacağız. Onun için bu Çakırpınar bölgesi de dahil olmak üzere Selöz Göleti'ne kadar olan alanı da burayla entegre eden bir anlayış içerisinde park ve mesire alanı olarak yani insanların sayfiye yeri olarak kullanabileceği şekilde hazırlamak istiyoruz. O yönüyle bu bölgenin B tipi mesire alanı olması ile ilgili bir protokolümüz oldu. Orman Bölge Müdürlüğümüzde bir çalışmamız oldu. Onu bakanlığa şu anda projesi gitti. İnşallah oradan onaylandığı takdirde bu göl çevresini biraz daha ormanlık alan içerisinde de farklı atraksiyonları taşıyarak ne olabilir? Yani orman içerisinde yürüyüş yolları olur. Sonuçta o ormanı koruyarak ona zarar vermeksizin macera ormanı diyebileceğimiz bir kısım aktiviteler olabilir. Yani B tipi tıpkı şimdi kent ormanımızda nasıl bir kısım aktiviteler yapılabilecek bir ortam varsa burada da biraz daha belki daha ileri, biraz daha böyle macera ormanı diyebileceğimiz ilimizin kendi insanımızın yanında dışarıdan gelen misafirlerimize de hitap edebilecek bir kısım fonksiyonları da katarak Pelitözü Göleti sayfiye alanını, mesire alanını Bilecik'in göz bebeği, reklam, yani tanıtım amaçlı da insanların hizmetine sunabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz.